tane karıştırma kabı alıyorsunuz. Bunun içine tam olarak bir paket tereyağı da olur, margarin de olur. Neyi tercih ediyorsanız ama biz kendimiz daha doğrusu yoğuracağımız için bunun tamamıyla oda sıcaklığına gelmiş olması gerekiyor. Kıvamı şimdi gösteriyorum. Parmağınızla bastırdığınızda aynen çok rahat bir şekilde böyle olmalı. Bunun hepsini kullanacağım. Yaklaşık 3 su bardağı da un kullanacağım ama unun hepsini önce koymayacağım. 2,5 ile başlayacağım. Biraz sert olursa ekleyeceğim. Genelde bir paket tam olarak 3 su bardağını alıyor ama bazen biraz katı olabiliyor. Ben bugün o olsun istemiyorum. Bu burada. Şimdi hemen şuradan önce unumuzla işe başlayalım diyorum ben. Şunu da şöyle koyacağım. Biraz kenara çekelim. Yağımız onu çok fazla kirletmesin. Tamamdır. Hemen unumuzu eleyerek işe başlamak istiyorum. Bu 1/2'lik bir ölçü kabı. Ona göre sayarak koyacağım. Şöyle yaklaşık 5,5 bardak kadar unumu koydum. Bunu kendimden uzaklaştırmayacağım. Şöyle yakında dursun. Hemen unumu güzelce eleyeceğim. Herhangi bir kabartma tozu falan başka hiçbir şey koymayacağım içine. İçine 1 su bardağı da pudra şekeri koyacağım. Hemen onu da aynı ölçü kabıyla bence ölçebilirim. Yaklaşık 3 su bardağı unu tatlandırmak için 1 su bardağı bence yeterli oluyor. Şöyle hemen birazcık torpilli olabilir. Nasıl da çikolatalı. Onu da yine elemek istiyorum. Hem un hem pudra şekeri özellikle beklerken topaklanabiliyor. 1 su bardağı da bu fırında kolay kolay erimeyen damla çikolatalardan içine koydum. Bir tane şimdilik yapışmaz bir yüzeye ihtiyacım var. Son olarak da birkaç damla vanilya özütüne ihtiyacım var. Şöyle yaklaşık 1 çay kaşığı kadar onu da koyduk içine. Bunu bütün malzeme birbirine karışana kadar, böyle hafif yapışkan bir hamur olana kadar güzelce yoğuracağım. Çok basit, kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir cookie çeşidi olacak. İlk başlarda zor toparlanacaktır. Yavaş yavaş hamur ısındıkça bütün unu malzemeyi içine çekecek. Ben şimdi yapışmaz yüzeye önce parmaklarımla yavaş yavaş hamurumu açacağım. Çok ince olmasını istemiyorum. Yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında olmasını istiyorum. Bu arada hemen pişme derecesinden de bahsedelim. Fırınınızı önceden mutlaka 180 dereceye ısıtıyorsunuz. Dediğim gibi eğer vaktiniz varsa çok daha güzel oluyor. Bir 2 saat kadar hamuru dinlendirin ama olmasa da oluyor yani. O da bir sıkıntı yaratmıyor. Dediğim gibi bir tık böyle kaliteyi arttırmak için 2 saat bekletebilirsiniz. Bu kalınlık gerçekten iyi. Şimdi ben bunu bir merdane ile birazcık düzleyeceğim. Ki mümkün olduğunca her yer eşit olsun istiyorum. Tamamdır. Şimdi istediğiniz kesiciyi alın. Ben kocaman yuvarlak kurabiyeler yapmak istiyorum. O yüzden bir tane yuvarlakla hepsini keseceğim. Kenarlardan hamuru toplayın. Kurabiyelerimiz pişerken kısmen yayılacak. O sebeple biraz aralıkları olsun. Bunları paketlemek için devam edeceğim. Bunu da dediğim gibi 180 derece önceden ısıttığım fırında 10-12 dakika kadar pişecek. Baktığınız zaman üzerlerinin çok fazla kızarmış olmasına gerek yok. Çıktıklarında hala yumuşak olacaklar ancak soğudukça sertleşecekler. O yüzden 12 dakikadan fazla pişirmemenizi öneriyorum. Hemen fırından almak istiyorum. Dediğim gibi çıktıklarında biraz yumuşak olacaklar. Durdukça sertleşecek. Şimdi bunlar burada soğurken ben benmari'de çikolatamı eritmek istiyorum. 2 paket sütlü çikolatayı eriteceğim. Sonra küçük bir krema torbası yoksa buzdolabı poşeti. Ama buzdolabı poşeti kullanırken çok dikkat edin. Çünkü ince olduğu için elleriniz çok çabuk yanar. Aynen bu şekilde yapacağım. Ben kurabiyelerimin daha hızlı soğumasını istiyorum. Çünkü daha onları çikolatayla kaplayacağım. O yüzden bir tane telin üzerine alacağım.
sizin evde böyle bir şeyiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa fırın tepsinizin üzerine ızgara telini koyun, yine aynı işlemi görür. Ben kendim öyle yapıyorum. Bana inanın, bizim evde de bundan yok. Bu esnada da tezgahımın çikolatalarken kirlenmemesi için altına şöyle güzelce yağlı kağıt koyuyorum. İyice bir kalın bir parça kalmasını istemiyorum. O yüzden siz de mutlaka kontrol edin. Aksi takdirde kestiğiniz zaman ucu tıkanır. Ben de aynen öyle yapacağım. Şöyle bir iki büyük parça var. Onların daha çabuk erimesini istiyorum. Şimdi dediğim gibi poşetiniz ince ise eliniz çok çabuk yanabilir. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Şöyle bir mutfak makası yardımıyla hızlı bir şekilde üzerine kalın çizikler atıyorsunuz. Bunların servisten önce bir 5-10 dakika kadar soğuması gerekiyor ki çikolata ve kurabiye birbirine tamamen yapışsın.